Merhaba değerli izleyiciler. Ben Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü. Malum biliyorsunuz tayinim nedeniyle artık Tire'deyiz. Tire'deki ilk bölümümüzü çekiyoruz. Buradaki bu bölümde sizlere anlatmak istediğimiz asıl şey orta ölçekli bir aile işletmesini. Günlük neler yapıyorlar, bu işletmeyi nasıl yarı profesyonel şekilde götürüyorlar. Onlarla ilgili konuşacağız. Tabii bir de ailemizde yeni genç bir tekniker kardeşimiz var. Bu da ailesine yardım ediyor. İşletme dediğim gibi aile işletmesi, anne baba ve oğluyla beraber günlük neler yapıyorlar. Bunları konuşacağız bugün. İsterseniz öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Ev sahibimiz Yücel Bey ile başlayalım. Öncelikle kendinizi tanıtıp işletmeniz hakkında değerli izleyicilere bilgi verirseniz. Hoş geldiniz. İşletmemiz 100 baş civarında hayvanımız var. İsmim Yücel Zengi. Peşrefli köyümüz olarak hayvancılıkla uğraşmaktayız. Süt 600 litre civarında sütümüz var. Süt kooperatifine teslim ediyoruz. Gelip alıp gidiyorlar. İlk başlangıcımız 5 hayvandı. Pazardan aldık 4-5 tane hayvanı. O şekilde geliştirdik. Daha önceden pamukçılık yapıyorduk, meyvecılık yapıyorduk. Onlar bitince tekrar bu hayvancılığa dönmek zorunda kaldık. Yavaş yavaş büyüttük. Ahşaptan genellikle çoğu yerimiz. O şekilde geliştirdik. 40 dönüm civarında kendi arazimiz var. 40 dönüm dışarıdan tutuyoruz. Genellikle mısır ekiyoruz. Peki bir günde neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl başlıyor, nasıl gidiyor işletmede? Bunlara yani, biraz bahseder misiniz? Günümüz sabahleyin 5-5.30 başlangıcı oluyor. Turşuyu katması, silajı vermesi onları ben yapıyorum. Eşimle oğlum sahıma giriyor. Onlar sahımla ilgileniyor. Buzağların bakımıyla ilgileniyor. Saat 9-10 gibi bitiyor. Ondan sonra tarla işlerine başlıyoruz. Akşamdan da yine saat 5.30-6 arası başlanıyor bu iş. Ama genellikle mısır ekim zamanı daha yoğun oluyor. O zaman biraz daha değişik, sabahleyin daha erken başlıyoruz, akşamdan daha geç bırakıyoruz. O şekilde yapıyoruz. Evimizin annesini tanıyalım, bakalım Türk kadını biliyorsunuz vefakardır, cefakardır. Neler yapıyor günlük hayatta, bize bunlardan bahsetsin. Buyurun. Sağ olun, hoş geldiniz evimize. Ne yapalım? Dediği gibi eşimin sabah erken saatlerde başlıyoruz. 6.30 gibi, 6 gibi. Bu artık sağım işi. Şu bu derken ondan sonra benim ev işleri başlıyor. Kahvaltıdır, şeydir. Ne bileyim. Günlük rutin işlerimiz devam ediyor. Elimden geldiği kadar işte yardım etmeye çalışıyorum. Çocuklarla birkaç tarla işi, şu bu derken devam ediyoruz. Peki bunun dışında herhangi bir el işi vesaire yapıyor musunuz? Yapıyorum. Tarz... Hobilerim var. Çok değişik boyama yapıyorum. Ne bileyim, iğne asıdır, şudur budur. Vakit buldukça yapmaya çalışıyorum. Biraz detaylı şekilde onlardan bize bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz, yani, nasıl yapıyorsunuz? Ahşap. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ahşap boyama yapıyorum. Onu da genelde bazen arkadaşlarıma hediye yapıyorum. Hiç böyle maddi anlamda katkıda bulunmuyor beni de. Genelde hediye yapıyorum. Genelde boş zamanlarınızda hediye, evet, olarak ahşap hediye boyamışları olarak, yapıp boyama. Onları değerlendiriyorsunuz. Çok güzel. Peki onun dışında neler yapıyorsunuz? Yani üretmiş olduğunuz ürünlerden kendinizin yapmış olduğu herhangi bir ev yapımı yapmış olduğunuz şeyler yani var mı? Yani sabundur, peynirdir. Öyle şeyler de yapıyorum. Bazen Abdurrahman onları pazarda götürüyor, satıyor, değerlendiriyor. İzmir'i falan götürüyordu geçen senelerde. Evet. Kendi ürünlerimiz cevizdir, şeydir, onları biraz pazarlıyordu. Öyle onlarla uğraşıyoruz işte kendi çapımızda. Gayet güzel. Peki sabunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu biraz bize anlatır mısınız? Şimdi kendi evde doğal yağımız oluyor zaten, yetiştiriyoruz, üretiyoruz, katıyoruz derken onun bazı dip diyelim şeysini, yağını değerlendirmek amaçlı sabun üretiyoruz. Bir kocaman kazanlarımız var, onları dolduruyoruz mesela 30 litreye bir ölçüsü var, onun oranı var. Onu yapıyoruz, kaynatıyoruz ocakta. Döküyoruz kalıplara, kesiyoruz. Öyle bir şekilde yapıyoruz kendimizce. Peki evin ekmeği dışarıdan hazır mı alınıyor yoksa eskisi gibi hala kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Kara fırınımız var. Nohut mayası falan üretiyoruz. Peksimettir, ev ekmeğidir, köy ekmeği diyoruz genelde ya. Onlardan yapıyoruz. Nohut mayası akşamdan üretiyoruz böyle. Aslında günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi köylerde artık kadınların ekmek yapma işinden birçok kişi şikayetçidir. Birçok yerde pazardan hazır alınıyor. Ama siz hala buna devam ediyorsunuz. Biz de alıyoruz ama
Kendimiz de yapıyoruz. Mesela bazen çok canımız istiyor onları alışık olduğumuzda. Evet. Yapıyoruz genelde 15 günde bir, bir ayda bir yapıyoruz. Ekşi mayadan yapıyorsunuz. Nohut mayasından. Nohut mayasından. Nohut mayasından. Kolay, kısa sürede de bozulmuyor galiba. Bozulmuyor. Bayağı bir hafta bilen dayanıyor ekmeğimiz. Güzel oluyor yani. Eriştedir, salçadır yani bütün köy işleri belli yani kadınların yaptığı daha çok böyle üretme amaçlı bizim işlerimiz. Şöyle hani... diyebilir miyiz o zaman Ege kadını elinden her iş geliyor. Evinin bütün ihtiyaçlarını evet. Genellikle kendi yapıyor diyebiliriz. Yapmaya çalışıyoruz yani elimizden geldik kadar. Meraklıyım da bir de her şeye böyle ben atılmayı severim. Ne bileyim değişik şeyler üretmeyi severim. Hoşuma gidiyor yapmak. Çok güzel. Evet, isterseniz şimdi değerli izleyiciler biraz da Abdurrahman'la işletmenin detaylarını konuşalım. Bakalım işletme 5 hayvanla başladı. Bu aşamaya nasıl geldi? Bunun hikayesini Abdurrahman'dan dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben veteriner tekniker Abdurrahman Zengi. Bu işletmede hem veteriner teknikerliği görevimi yapıyorum hem de işletmenin yani bakımını falan, hastalıklarını falan ilgileniyorum. Öğrenimimi Uludağ Üniversitesi'nde 2 yıllık veteriner teknikerliği okudum. Yani bu işletmeyi 20 baştan beri hatırlıyorum hemen hemen. Ben doğduğum yıllarda başlamış zaten babam yıllar. Veteriner sağlık teknisyenliği okumak hani nereden aklına geldi? Bunu bilerek mi seçtin? Nasıl oldu? Bundan bahseder misin bize? Ben zaten veterinerlik okumaya ortaokuldan beri veterinerlik okuyacağım falan diyordum. Yani bu çocukluktan aslında bu işlerin evet. içinde olduğun için içinde var olan bir şeydi. Evet, var olan bir şey. Hayvanlarla ilgim var bir de. Onları beslemek olsun, sağlıklarıyla ilgili olsun merakım var. Sonra işte veteriner teknikerliğine kazandım Bursa'yı. Evet. Yani... Şimdi biraz bize işletmedeki hayvan varlığından ve arazilerden bahseder misin? Aslında değerli izleyiciler bu işletmemizi seçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. İlçeye geldiğimizde arkadaşlarım bana dedi ki ya müdürüm soya sıvacı yapan bir yetiştiricimiz var dediler. Biz o gün bütün işi gücü bıraktık dedim ki hani gidip görelim çünkü ülkemizde çok uygulanan bir metot teknik değil. Birçok yetiştiricimiz bunu yapmıyor ve ilk defa uygulanan bir şey. O gün de araçlara binip buraya geldik. Benim geldiğimde Abdurrahman o gün sıvacı kendisi yapıyordu gördük. Çok fazla bir konuşma fırsatımız olmadı çalıştığı için. Gerçekten yeniliklere açık bir işletme. Küçük ölçekli olmasına rağmen genelde birçok insan bize diyor ki ya müdürüm bir şey söylüyoruz. Bunu sadece zenginler yapıyor. İmkanı var da ondan yapıyor. İşte bize göre nasıl olur? Acaba yapabilir miyiz diye. Hep bir ön yargı oluşur. Ve bunun dışındaki en büyük günümüzdeki aslında sorunlardan bir tanesi hayvancılığın gençler maalesef köyleri terk ediyorlar. Hayvancılıkla ciddi şekilde ya da tarımla uğraşmak istemiyorlar. Hepsi genellikle ilçe merkezlerinde, il merkezlerinde askeri ücretle çalışmayı bilene göz alıyorlar ki köydeki işlerden kaçmayı düşünüyorlar. Ben o gün Abdurrahman'ın traktörünün üstünde görünce Yücel amcayla da o gün sohbet ettik, muhabbet ettik. O söyledi. Dedi ki bizim oğlan hani teknisyenlik okudu, hayvancılığın işleriyle de artık o ilgileniyor dediği için de biz dedik hani bunu bütün Türkiye'ye sizlere duyuralım. Örnek bir işletme. Onun için aslında bugün buradayız. Abdurrahman'la da o gün bunun kararını verdik. Bu şekilde bir çekim yapalım diye. Şimdi bize arazinizin durumlarından bahseder misiniz? Neler ekiyorsunuz? Kaç dekar? Yaz dönemi dönüm olarak şu an 100 dönüm falan ekiyoruz tahmini. Toplamda 100 dekar var. Evet. 100 dönüm. Şunu da söylemek gerekiyor. Tire'de bir dönüm 2000 metrekare. 2000 metrekare. Evet, ülkemiz genelinde her yerde evet. Bunlar farklılık gösteriyor. 200 bin dekar. Bunu da belirtmek gerekiyor. 200 dekar. Oluyor. 200 dekar oluyor artık. İşte yaz başlangıcında mısırları falan ekiyoruz. Yeni Sudan mısır ek mesela Sudan. Bu sene Sudan'a başladık Sudan mısır ekmeye. Peki yedirmek henüz nasip olmadı. Yedirmek şu an nasip değil. Yeni açacağız daha. Yeni turşu. Açılacak. Evet. Evet. Soya fasulyesi ektik ilk defa mesela. Güzel verim aldık. Bakalım yedirmek daha nasip değil. Nasip değil. Peki bunu nerede gördün? Bu merak nereden geldi? İlçe Tarım Müdürlüğümüzden mühendislerimiz geldi, ziraat mühendislerimiz. Orada işte soya fasulyesini tanıttılar biraz. Zaten fikir olarak atılım yapmaya çalışıyoruz mesela. Soya duyunca aa dedik bu hayvanlara süt arttırır mı? Veya gelişimini devam ettirir mi? Daha güzel besleyebilir miyiz açısından? Soya fasulyesini denedik. Biraz mısırdan biraz daha az su istiyor. Verim olarak da bayağı bir verimli. Bezelye fasulyesi olsun, bezelyesi olsun şöyle. Evet. Olduğu gibi keşke bitkisinden alsaydık, gösterseydik onu da.
Yani şu an biçtik onu geçen haftalarda. Biçimini yaptık hasatla. Evet. Rüzgar biraz yatırdı ama olsun artık. Yapacak İlk bir şey yok. İlk yılki tecrübemiz rüzgardan dolayı yatma olayı oldu. Rüzgardan dolayı yatma oldu biraz. İnşallah önümüzdeki yıl bunun tedbirini alırız. Aynı zaten dikeceğim yine soya fasulyesine ekilecek. Kış dönemi ise karamba dikiyoruz. Mesela hayvanları otlatmak için elektrikli çit döşeyip hayvanları salıyoruz. Sonra karambanın silajından yapıyoruz. Yani böyle çiftlik hayatı. Buradaki asıl şey şu diyebilir miyiz? Peki kayıt sistemin nasıl? Bana ondan bahseder misin biraz? Yani bu ürün çeşitliliğini neden dolayı deniyorsun? Ekonomik oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi genelde bizim yetiştiricilerimizde şu vardır. Komşuda görüp uygulama ya da bir yerden duyup uygulama vardır. Genelde kayıt tutmayız. Tabii elimizde kayıt olmazsa da konuşmanın da çok bir anlam ifade etmiyor. Sen genç, okumuş bir arkadaş olarak, işletmeyi yöneten biri olarak kayıtlarını tutuyor musun? Hayvanların mesela süt verimi şu anda ne aşamada? Bunlardan biraz konuşalım istersen. Geçen 2 ay önce falan devraldım yani askerlik falan derken. 2 ay önce falan Excel'den program yaptım. Mesela kendini güncelliyor. Hayvan tohumlama tarihini giriyoruz. Gebelik kontrol tarihini, kuruya çıkarma tarihini ve doğuracağı günü hesaplayabiliyoruz. Doğuracağı gün de hemen hemen o günlerde doğuruyor hayvan. İşte gebe durumunu... Bakımı şu anda işletmenizde ayırıyor musunuz? Kuru bakımı, sağmal bakımı. Evet. Şu anda bunu yönetim yapıyor musun? Günü gününe kuruya çıkacağı tarihte mesela 3-5 gün sonra çıkacak hayvanımız var. 3-5 gün sonra o hayvanı kuru döneme alıyoruz. Saman veriyoruz kuru dönemde. Evet. Diğer silaj falan vermiyoruz süt kesilmesi için. Onu ayrı bir bölmeye alıyorsunuz. Evet, ayrı bir bölmeye. Sağımdan hariç tabii. Sağım padondan hariç. Ayrı bir bölmeye alıyoruz. Mesela yani süt ortalamanız şu anda ne kadar işletmenin? Ortalamamız yani ilk kaç önce... Kaç sağım hayvanımız var? Süt verimi ne kadar? 2-3 ay önce bayağı düşüktü. Yemi falan arttırdık. Güzel bir bakım rasyon uygulamasıyla daha güzel yerlere geldi. Şu an süt ortalamamız 21 litre civarı. Tabii şu an ayrıma... Kuru döneme gidecek hayvanlar var, birkaç kesime gidecek hayvanlar var verimsiz olduğu için. Evet. Tutmama problemi birkaç hayvanda olduğu için. Programlama tutmama probleminin önüne geçebildik biraz daha. Protokol uyguluyorum bu 10 gün doğumdan içerisinde. Sonra, doğumdan sonra hemen rahim ilaçlama yapıyorum, protokol uyguluyorum. Evet. Peki buzağı bakımlarını nasıl yapıyorsun? Buzağı kaybı var mı işletmenin? Biliyorsun önceki yıllarda bakanlığımızın da Türkiye genelinde en büyük durduğumuz konulardan biri. Buzağı kayıpları dedi. Cidden ülke genelinde buzağı bakımını çok umursamadığımız için işte evet. Öncesinde anneye gerekli aşıları yapmadığımızdan dolayı ve doğumdan sonraki gerekli protokolü uygulamadığımız için birçok hayvanımızı, buzağımızı kaybediyorduk. Ve bakanlık olarak biz geçmiş olduğumuz yıllarda ekol aşısı uygulaması da yaptık. Evet. Senin bu konuda izleyicilere tavsiyelerin nelerdir ve buzağı kaybını, öncelikle bir buzağı kaybını öğrenelim. Ona göre tavsiyelerini alalım. Buzağı kayıplarının önüne şöyle geçtim. Veteriner teknikerliği okuduğum için buzağların ishal olmaması için kuru dönemdeyken hayvanlara doğumdan 2 ay önce rotakoron aşısı vuruluyor. Hayvan doğum yaptıktan sonra zaten o aşı kolostrumla buzağı alıyor o aşıyı ve ishal olmasının önüne öyle geçtim. Diğer ishal sıkıntılarından bir tanesi de fazla süt içirme, yağlı oranda süt içirme. Bununla ilgili soğuk süt de var. Evet. Uygun ısıda olmazsa büyük problem oluyor. Bununla ilgili neler yapıyorsun? Bunları hayvanlar sağılırken zaten önce ilk 5 gün kolostrumu ayırıyoruz. Ayrı bir güğüme sağıp sadece o buzağı içiriyoruz o kolostrumu. Evet. İlk 5 gün onu içirdikten sonra buzağı zaten fazla içirmemek önemli. Bir de soğuk içirmemek önemli buzağa. İşte onları içirdikten sonra normal süte geçiyoruz. Peki buzağları bireysel biberonla kendiniz mi emziriyorsunuz devamlı? Buzağları evet biberonla kendimiz 2,5-3 litre arası büyüdükçe tabii biraz daha artıyor süt. Canlı ağırlığına göre canlı kendini göre tahmin edip ona göre veriyorsun. Tahmine göre veriyoruz. Mesela ishal olunca sütü keseriz direkt. Evet. Tabletler oluyor mesela onları içiriyoruz. Sıvı kaybını önlemek için. Onlar önemli. Burada ben şu noktaya değinmek istiyorum değerli izleyiciler. Genelde buzağlarımız ishal olduğunda yetiştiricilerimiz şu hatayı yapıyorlar. İşte birkaç gün bekliyorlar acaba geçer mi diye. Sütünü azaltıyorlar ama buradaki en büyük problem buzağları aslında biz ishalden ziyade sıvı kaybından öldürüyoruz. En kısa sürede sıvı takviyesi yapmamız gerekiyor ki buzağlarımızı hayata tekrar bağlayabilelim. Benim tüm yetiştiricilere tavsiyem kesinlikle ishal vakası olduğunda ishalin tip tayini yaptırıp en kısa sürede
hani tedaviye başlamanız gerekiyor. Çünkü her geçen gün hayvanımız sıvı kaybından ölüyor. Bununla ilgili preparatlar piyasada çok fazla var. Sulandırılıp 38 derecede, 36 derecede vücut ısı sıcaklığında hayvanlarınıza, buzağlarınıza verebilirsiniz. Böylelikle hayvanlarımızı sıvı kaybından öldürmemiş oluruz. Genelde de onun periyodik aralığı 4 ile 6 saat aralığında sık sık emzirmek gerekiyor. Ya da dediğim gibi biberonla sıvı takviyesini yapmak gerekiyor. Eğer anne altına bırakıyorsanız, buzağlarınızı o şekilde emziriyorsanız, buradaki yağ oranı ayarlanamadığı için ve hayvanlarınızın sütü ciddi derecede yağlıysa bundan dolayı da hayvanlarınızı kaybedebilirsiniz. Onun için o süreçte mutlaka biberonla besleyin ve süte yarısı oranında su katmayı unutmayın. Çünkü süt yağlı olduğu için ishal ciddi derecede devam eder ve hayvanlarımızı kaybedebiliriz. Bu noktaya bütün yetiştiriciler olarak dikkat edelim. Bunun dışında elde etmiş olduğunuz hayvanlar, yani bu işletme neden para kazanıyor? Sütünüzü satıyorsunuz kooperatif aracılığıyla. Evet. Süt ortalamanız aslında biraz düşük. Düşük. Bunu yükseltmek gerekiyor. Bu konuda da ben şöyle bir açıklama yapayım değerli izleyiciler. Bugünden sonra biz de bu işletmenin takipçisi olacağız. Bakalım bir yıllık verilerin tutacağız İlçe Tarım olarak. Abdurrahman bir yıl sonra hangi aşamaya gelmiş? Hep beraber, sizlerle beraber bunun takibini gerçekleştireceğiz. Uygulamalı eğitim noktası diyebiliriz yapacağımız işlere. Hani burada bugünden sonra hangi padokta kaç hayvan var? Zaten sen kayıtlarını tutuyorsun ama biz de sana bu konuda destek ve takviye olalım arkadaşlarla beraber, hekim arkadaşlarla beraber. İşletmemizi daha verimli hale nasıl getirebiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buradaki eksikleri, hataları sana söyleyip takibini biz de yapalım ki bir yılın sonundaki farkındalık ne kadar ortaya çıkıyor onu da görelim. İşletme kazancını sütten para kazanıyoruz. Onun dışında elde etmiş olduğumuz danaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Besiye mi çekiyorsunuz yoksa belli bir aylıkken satış mı yapıyorsunuz? Bunlar da aklına da bizlere bilgi verirsen. Kendi doğan buzağlarımızı, mesela tüy olursa kendi damızlığı alıyoruz zaten. Dana olursa da kendi besi yöntemimizde, yani açık büfe olarak yemeği döküyoruz önlerine. Güzel verim alıyoruz yani öyle, kendi besleyerek. Peki kaç ayda kaç kilogram canlı ağırlığı oluşturuyorsun danalara? 22-24 ay arasında 506 kilo karkas ete ulaşmışlığımız oldu. 22-24 ay. Evet. Peki normalde 20 aylıkken falan kestirmek ekonomik olur. Evet. 20 aylıkken falan kaç kilogram ulaştırabiliyorsun? 20 aylıkken 425-475 arası ulaşabiliyoruz. 425-475 karkas et olarak ulaşabiliyorsunuz. Evet değerli izleyiciler, ben burada şuna değinmek istiyorum. Özellikle hani kendimi Doğu Anadolu bölgesinden geldiğim için o bölgedeki birçok yetiştiricimiz hayvanlarını 3 yıl kurbanlık olarak besliyorlar ve 3 yılın sonunda ulaştığı canlı ağırlık da bahsettiğin rakamlardan çok daha altında. İlerleyen bölümlerde Abdurrahman'la bunun daha teknik detaylarına gireceğiz. Besleme metotları neler ilk günden itibaren. Çünkü besi işi de, damızlık düve işi de, buzağının özellikle ilk 60 günü bakımı çok önemli, 90 günkü. Evet. Bunlara ilerleyen bölümlerde istersen girelim. Bu bölümde çok bu teknik detaylara girecek vaktimiz olacağını düşünmüyorum. Senin çünkü biz şunun kararına vardık. Hani ilçe tarım olarak dediğim gibi bu işletme bizim artık takibimizde olacak. Abdurrahman'ın yapmış olduğu her adımı takip edeceğiz. Kayıt altına alacağız ve izleyicilerle bunları paylaşacağız ki bir işletme ekonomik mi değil mi? Biz gerçekten para kazanıyor muyuz? Bir litre sütü ne kadara mal ediyoruz? Ya da bir besi dönemin sonrasında ne kadar kazanıyoruz? Bütün bu sorularınızın cevapları bir sonraki bu işletmedeki çekeceğimiz bölümde olacak. Evet. Bunların her birinin kayıtlarını tutalım. Peki tamam. Senin diğer kayıtlarında neler var? Neler yapıyorsun onun dışında? Mesela mazot giderini hesaplamak için sıraç taktım mazot deposuna. Evet. Bayağı bir etkili oldu. Bir yıldır bayağı mazot kullandık, harcadık yani. Çiftlik haricinde de tarla ekimi de yapıyorum. Mesela tarlaların şeyini yapıyor musun? Hani kaydını tutuyor musun? Ekim tarihi, ne kadar su kullandığını, ne kadar ürün elde ettiğini, bunlarla ilgili bir bilgin var mı? Onlar ile ilgili pek o kadar sık tutmuyorum ama hayvanlar daha öncelikli olduğu için benim. Ama boy açısından falan onları güzel yetiştiriyoruz yani. Güzel takip ediyoruz. Sularını, sulamasına falan. Damlama sistemi uyguluyoruz zaten. Çeşmeli salma sulama değil. Bütün tarlalarınızda damlama sulama mı var? Bütün tarlalarımızda damlama sulama kullanıyoruz. Kaç yıldır kullanıyorsun damlama sulamayı? Bir 6-7 yıldır damlama sistemi kullanılıyor. Şu an yani bayağı bir kolaylık sağlanacak makine, alet, edevat aldık.
Yani evet. İlk başta da bayağı zordu bu iş yapması ama özellikle biraz boruyu sermek galiba, damlama evet. Hortumlarını sermek. İlk başta çok kötüydü onlar. Şimdi makara sistemi evet, almışsınız muhtemelen. Yani insan gücüyle yapılıyordu. Evet, evet. Bayağı insan gücüyle, şu an traktör gücüyle tüm damlama serme toplu. Konuyu sen açtığın için girmek istiyorum. Tire'ye geldiğim günden beri bütün herkesin ortaklaşa en büyük şikayeti, hani tarımsal anlamdaki sorun olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi su problemi. Bununla ilgili evet drone'la şu anda haritalandırma yapmaya başladık. Gerçekten tarımsal alanımız ne kadar, ürünlerimiz neler, bunların tespitini gerçekleştirip ürünlerin su ihtiyacını tespitini yapacağız. Ama bundan daha önemli şey genel olarak gözlemim salma sulama yapılıyor bölgede. Evet, salma sulama. Yani ben ilk defa damlama yapıyorum diyen seni duydum şu anda burada. Bir aydır buradayım. Araziye de çıkıyoruz arkadaşlarla, genelde haftanın 3-4 günü sahada oluyoruz. Genellikle çiftçilerimiz salma sulama sistemi kullanıyorlar ve böylelikle hani su israfı çok fazla. İşte geçen de Kurşak köyünde haritalandırma yaptık, orada bir inceleme yapıyoruz. Şu anda sizlerin de ekranına getirebilirim, bu görüntüleri de görebilirsiniz. İşte sulama hatasından kaynaklı ürünler belli bölümlerde çok iyi, belli bölümlerde çok kötü. Su belli bir bölümden taşmış, yan komşunun arazisine taşmış. Belki onun şu anda sulama ihtiyacı olmadığı için ona istemeyerek de olsa zarar vermiş oluyor. Hem su israfı ciddi problem olmuş oluyor, hem de üründeki verimliliğimiz büyük sıkıntı oluyor. Genelde vatandaşa da sorduğumda neden yapmıyorsunuz dediğimde hani onun maliyetli olduğunu düşünüyorlar ve zahmetli olduğunu düşünüyorlar. Oysa aslında hani az önce ifade ettiğim evet. Şey biz birim alandan ne kadar para kazanıyoruz, ne kadar harcadık, hani yatırım ne kadar, geri dönüşü ne kadar oldu, buna bakmak gerekiyor. Sen damlama sulamaya geçtiğinizde ürünlerde verim artışı oldu mu? Ürünlerde verim artışı tabii ki oldu. Mesela salma sulama dediğimiz yöntemde ilk başlar çok verimli, en sonlar verimsiz bir şekilde oluyor. Ama damlama sisteminde bu tüm sıraya eşit miktarda damladığı için daha verimli, tüm sıra eşit oluyor yani. Damlanın her tarafı eşit. Başından sonuna evet. Kadar baktığımızda arazide aynı düzlemde. Aynı düzlemle. Eşit bir şekilde büyüyorlar evet. Ki Mısır'daki en büyük sorun aslında bu. Mısır çünkü biri hızla büyüdüğünde diğeri daha geç kalırsa onu artık düşman olarak görüyor bitki ve onun büyümesini baskılıyor ve otomatikmen verim kaybına sebebiyet evet. Oluyor haliyle. Damlama sulamayla gübreleme yapıyor musunuz? Damlama sulamayla gübreleme yapıyoruz. Değişik bir sistem buldum ben yani. İnternetten çok araştırdığım için bir değişik sistem buldum. Varilin içinden gübreyi kendi çekiyor, suyu kendi basıncıyla evet. Kendisi vakumluyor, tüm sisteme dağıtıyor. Onunla ilgili sudan... Denedin mi bu sistemi? Denedim şu an, sudan mısırına verdim mesela. Sudan mısırına verdim. Evet, sudan mısırına verdim. Bayağı güzel oldu, tüm eşit şekilde tüm tarlanın her tarafına dağıldı. Peki bunların kayıtlarını tutuyor musun? Bunların kayıtlarını pek tutmuyorum yani. Pek şu kadar gübre verdim olarak tabii kaydı var da. Mesela 3 dönüm yere 4 çuval falan gübre verdim. Evet. Ama bunların kayıtları yok. Yani biz o kayıtları bugünden şu an... sonra hem ziraatçı arkadaşlarla hem de hekim arkadaşlarla bu işletmenin sana güzel bir program yapalım. Çok güzel olur. A'dan Z'ye yapmış olduğumuz her adımı kayıt altına alalım ki hem sonucunda verim elde ettiğimizde fiyatlarımızı değerlendirmesini hı-hı. Yapabilelim. Ya da bir hatamız, bir şeyimiz varsa, bir yatırım yapacaksak o noktaya o tespitimize göre yatırım yapalım ki cebimizdeki parayı boşa atmamış olalım ya da çok yatırımımızın iyi. Bize geri dönüşümü nasıl, onları da görmüş oluruz. Evet. Fuarlara falan gidiyor musun, katılıyor musun? Yani bu kadar merakın olduğuna göre mutlaka bunları yani da... Fuarlar falan çok meraklıyımdır. İnternetten her şeyi araştırırım yani. Evet. Ne olursa makaledir, yazıdır, onları araştırırım. Tarım ve hayvancılık üzerine olan her şey ilgimi çekiyor diyorsun. Aynen, tarım ve hayvancılık üzerine her şey ilgimi çekiyor. Traktör olsun, ekipman olsun, teknolojik alet olsun mesela... Yolda giderken bir çiftlik göreyim, hemen iner bakarım nasıl yapmış adam, şu adam nasıl yapmış, sistem nasıl işliyor, o şekilde evet. Bakarım. Peki çiftlikte makine ekipman durumunuz nedir? Bize bunlardan da bahseder misiniz? Yani makine parkında neler var? Makine parkında bayağı geniş makinalarımız var. Damlama toplama makinesi, mesela gübre dökerken makine arkasında damlama yazma sistemi yaptık kendimiz. Evet. Yem karmamız var, kepçemiz var, traktörlerimiz var işte. Kaç tane traktörümüz var? 3 tane traktörümüz var. Biri kepçe olmak üzere. Markaları nelerdir bunların? Marka, neler? Beygir güçleri. Beygir güçleri Valtra var. 95 101 beygir olarak geçiyor. Evet. 101 beygirlik Valtra'mız var. Zor işlerin şeyi evet, o. 4 çeker olarak onu kullanıyoruz. Mısır biçerken vesaire olsun. Tarla işlerken genellikle onunla işleniyor. Tüm ekipmanlar ona uyumlu. Diğeri kepçe var.
285'lik masayı var kepçe olarak. Evet. Silaj, saman yükleme olsun, onlarla görüyoruz. Onu görüyorsunuz. Evet. Yemlemeyi de galiba... Yemlemeyle videolarda gördüğümüz üzere kendi otomatik şekilde kesen frezeli yem karmamız var, Delevalin. Evet. Onu da yaz döneminde küçük traktöre takıyoruz, kış döneminde de büyük traktöre takıyoruz. Peki neden yaz-kış ayırıyorsun? Yaz-kış ayırma dediğimiz ise yerlerimiz tamamıyla beton olmadığı için güç gerektiren bir işlem. O yem karma bayağı ağır olduğu için evet. Toprağa oturuyor bu. Çamur oluyor kışın. Tabii topraklarımız. Bölgede genellikle işletmelerimiz ova bölgesi olduğu için evet. Tarlalarda kurulu olduğundan altyapı çalışmasında biraz yani, sıkıntımız var. Sıkıntımız var. Bu da kışın yağmur yağınca çamurda tabii küçük traktör onu çekmesi traktörümüz haliyle olmuyor. Küçük traktörü götüremiyor haliyle. Kışın büyük traktörü takıyorsunuz. Bu da tabii masrafı bir tık aslında. Evet, bir tık daha mazot masrafına. Aslında senin şunu da hesaplaman lazım. Genç bir yetiştirici olarak, üretici olarak. Acaba bu zemine mıcır vesaire sersek o çamurdan kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız? Onun maliyetiyle bu geri bize ne kadar sürede döner? Bunu da hesaplanabilir. Mıcır falan dökme işlemlerimiz oldu ama pek iş görmüyor yani. O kadar vıcık vıcık çamur olduğu için oturuyor makine. Tamamen oturuyor. Birkaç şey araştırdım mesela sıvı. Mesela toprağa döküp beton şeklinde aldırıyormuş o sıvı. Evet. Onu falan araştırdım ama betondan daha pahalıya geliyor. O da ayrı bir mevzu. Benim işletmede gördüğüm dezavantajlardan bir tanesi. Şimdi program gayet güzel, keyifle gidiyor. Artık biraz da eksi yönlerden bahsedelim. Evet. Geçen gün geldiğimizde soya sılajını yaparken Abdurrahman orada mısırla karıştırdı. Ben o sırada mısıra da baktığımda mısırın tanelerinin ezilmemiş olduğunu evet. gördüm. Sılaj mısırında zamanlama çok önemli değerli izleyiciler. Bununla ilgili bölgemizde tam sılaj sezonunda da detaylı bir bilgilendirme eğitim videosu çekeceğiz ama ben yine kısaca bahsetmek istiyorum. Mutlaka mısır tanelerinin patlamış olması gerekiyor. Çizik yemesi gerekiyor. Aksi takdirde hayvan bunu sindiremez ve dışkısında biz bunu direkt görürüz. Bu da şuna sebebiyet oluyor. Yani paramızı direkt çöpe atmış oluyoruz. Evet. Bizim oradaki en önemli şeyimiz nişasta kaynağı. Tanelerden elde edeceğimiz. Bunun da zamanlaması çok önemli. O yoğurt kıvamındayken tarlaya girip sılaj yapılması gerekiyor. Bazen burada insanlar işte ağır bassın diye geç bırakabiliyorlar ya da erken yaptıklarında nişasta oranı bu sefer düşük olduğu için bozulmalara sebebiyet verebiliyor. Bu bizim için çok önemli. Genelde de biz bunu elimize aldığımızda avucumuzda mısır tanesini insanlar büyük iri olarak görmek isterler evet. ama aslında o yanlıştır. Yanlış. Normalde bizim parçalanmış olarak mısır tanelerini görebiliyorsak bir sıkıntı yok. Hayvanımız onu yediğinde mutlaka faydası olacaktır. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Evet. Ben o gün o eleştiride sana bulunmuştum. Galiba onunla ilgili bir evet. çalışma yaptım. O günle ilgili çalışma yaptık. Makinenin bıçak aralığını biraz daha daralttık ve taneleri artık eziyor. Eziyor tane, artık. Görüntü böyle eline aldığında tane görünmüyor. Kırıklı şekilde gözüküyor, çizikli şekilde. Çizikli şekilde çok güzel. Evet. Bu traktörü belki biraz yoracaktır. Traktörü bayağı yoruyor. Çünkü insanlar ya da büyük sılaj makinelerinde en büyük yaptıkları şeylerden teknik uyanıklıklar da diyebiliriz evet. buna. Bir tanesi bu. Eğer siz çizik şeyini kapatırsanız parçalamayı otomatikman daha az daha yakıt az yakar. Yakıt ama ve traktörü yorma. Biz hayvancıyız. Bunu hayvanlarımıza yedireceğiz. Verim elde edeceğiz. Onun için bizim düşünmemiz gereken şey en son adıma kadar doğru gitmesi doğru. gerekiyor. Başında orada belki 1-2 lira mazot parasından kaçalım derken hayvanımız yedikten sonra bir faydası yoksa onu yapmanın da çok süte bir esprisi tabii. yok. Tabii ki de. Onun için burası önemli noktalardan bir tanesiydi. Diğer görmüş olduğum hani bugün işletmeye gezdiğimizde sabahtan ciddi derecede bir sinek var. Evet. Sinekle mücadelenin etkin bir şekilde yapılması gerekiyor. Özellikle İzmir gibi sıcak bölgelerde ve bölgemizde tamamen sulu tarımda olduğu için, arazide olduğumuz için sinek popülasyonu çok yoğun. Evet. Sineklerin de hayvanlarda hem döl tutma problemlerine sebebiyet verir. Eğer bir hayvanın üzerinde 200'e yakın sinek varsa %20 süt verimine sebebiyet verir. Hani bu kadar aslında belki gözümüze gelmeyebilir ama gerçekten süt veriminde bu ölçüldüğünde makalelere baktığımızda, gerekli araştırmaları incelediğimizde ciddi derecede bir verim kaybının olduğunu görebiliyoruz. Evet. Onun için bizim de burada sinekle bir mücadele metodu etkin, hangi metot daha etkinse onu belirlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, hangi metot etkin olması? Bu ipler çıkmıştı mesela, onlar evet. var. Ama ilaçlar pek bir işe yaradığı yok hiçbir ilaçların o kadar denememize rağmen. Zamanında 1000 liraya, 1500 liraya ilaçlar aldık ama pek bir fayda göremedik.
şu anda ip şeklinde olanlardan. Yani ip şeklinde olanlardan var ama kış geldiği için o ipler de toz topraktan etkilendiği için şu an iplerimiz yok. Şu anda ipleriniz yok. Zaten tabii bölgede şu anda Ekim ayındayız artık. İlerleyen zamanda hani kışa da girdik sayılır. Zaten kendiliğinden sinekler yok olacak. Yok olacak ama önümüzdeki yıl için bunun çalışmasını yapmamız gerekiyor diye zaten düşünüyorum. İlk sinekle mücadele önemli. Gerçekten şu an bile rahatsız oluyoruz sinekten gördüğünüz gibi. Yani bunu en kısa sürede halletmek gerekiyor. Peki Abdurrahman, işletme baban 5 hayvanla başlamış, bugünlere getirmiş. Senin gelecek olarak planların nedir? Hani 5 yıllık, 10 yıllık olarak değerlendirmek gerekirse şu anki mevcut durumdan nereye taşımak istiyorsun? Hayalim bu çiftliği sıfırdan düzen kurup burayı iptal edip farklı bir yere çiftlik kurmak, yani şu aşağı taraflara falan. Süt bakımından da 1500-2000 ton civarı falan, 1500-2000 kilo civarı süt yapmayı planlıyorum işletmemizde. Yani bakalım inşallah. Peki burada gördüğün mesela kendi öz eleştiri yapman gerekiyorsa, işte mevcut işletmende gördüğün eksik hata olarak değerlendirebileceğin neler var ya da yeni yerde hangi teknolojiyle yapmak istiyorsun? Bunları da biraz açarsak, hani internetten devamlı her şeye bakıyorum dedin ya. Evet. O yönden biraz hayali olarak da bunları öğrenmek istiyoruz. Hayali olarak damımız yüksek olmalı. Şu an damımız bayağı basık ve sıcak. Rüzgar almıyor. Hayvanlar da bu durumdan bayağı soluk alıp verme olsun. Süt o yüzden de düşme olabilir. Sıcak stresi. Sıcak stres olabilir. Aslında ben bunu tohum tutma olabilir. Şeyde söylüyordum, hani Erzurum'dayken şunu söylüyordum. Orada da insanlarda şu alışkanlık var. Soğuktan dolayı her tarafı kapatıyorlar. Yanlış. Hayvanlarda hani kapı, pencere, böyle bazen hava alamıyoruz içeri girdiğimizde. Ve insanlara biz bu tarafı örnek gösterdiğimizde şey diyorlar. Ya oradaki imkanlar bizde olsa biz daha iyisini yaparız gibi söylüyorlar ama ben onlara da şu örneği veriyordum. Şu anda vantilatörleri de görüyorsunuz değerli izleyiciler. Hani batıdaki insanların sıcak stresinden dolayı süt verimi, döl tutma problemleri, aynı zamanda hani o ısıyı, havayı soğutabilmek için fan sistemi ve bu da otomatikten elektrik masrafı daha fazla oluyor. Oysa soğuğun hayvanlara bir zararı yok. Sıcağın ciddi manada sıkıntıları var. Buna da burada değinmiş olduk. Ya ilk başta hatamız vardı mesela buzağılıklarla ilgili. Tüm her tarafını naylonla kapladık kışın soğuk olmasın diye. Buzağlar öksürmeye başladı, ciğer hastalıkları olmaya başladı, ishal olmaya başladı, verim düşüklüğü, verim kaybı derken birkaç buzağımız telef oldu o konuda. Evet. Sonradan veteriner sağ olsun, veterinerimiz çok iyi bu arada, uyardı bizi. İşte bunun etrafını açın, hayvan soğuktan etkilenmez, havasızlıktan etkilenir, sıcaktan etkilenir dedi. Kesinlikle. İşte çok bu konuda bayağı bir sağ olsun veterinerimiz de yardım etti bu konuda. Yani bizim en büyük yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi bu. Gerçekten büyükbaş hayvanlar ki hele İzmir gibi bir bölgede üşüyeceğini ben çok düşünmüyorum. Hani böyle eksilere düşmediği sürece. Önemli olan hayvanımızı aşırı şiddetli tek yönden gelen rüzgarlara maruz bırakmamak. İlk doğduğu günlerde. Yoksa onun dışında hayvanların üşümesi söz konusu değil. Eğer biz havası ortamda bırakırsak, özellikle pastörle dediğimiz ciğer problemleri ciddi manada başlar ki bu hastalığı geçiren hayvanların büyüse bile ne ilerleyen dönemde veriminde ciddi kayıplar oluyor. Gerek erkek hayvansa besiye aldığımızda çok iyi gelişmiyor. Verim kayboluyor. Dişi hayvansa da süt veriminde otomatikman etkilenmiş oluyor. Çünkü hayvandaki en önemli şeylerden bir tanesi temiz hava alabilmesi. Bu da ciğerleriyle yapabildiği için bir hayvanımızın ciğeri ne kadar gelişmişse, temizse verimde bize o kadar etki yapar. Onun için aslında en önemli şeylerden bir tanesi buzağıyken bakım besleme çok, çok önemli. En büyük önemi elimizde hani mümkün oldukça en güzel şeyleri buzağıyken yapmamız gerekiyor hayvanlarımızı. Eğer biz onlara özellikle ilk 60 gün 120 ve 180 günlük periyotlarda gerekli özenli bakım gösterirsek yatırım o zaman yapmak lazım. Evet. İlerleyen zaman hiçbir sorun yaşamadan çok sağlıklı bir damızlık, tosun ya da işte besi hayvan elde edebiliyoruz ya da 10 numara kaliteli bir tane düvemiz olmuş oluyor. Burası gerçekten çok önemli. İşte konuya işte en son hayallerimizi anlatıyorduk. Devam edelim. İşte demiştim, malzemeleri sağlam yapıp üstüne güneş enerji paneli kurmayı düşünüyorum. Yani işletmenin elektrik elektrik maliyetini düşürmek istiyorum. Yani bayağı fazla geliyor. Sulama sistemleri olsun, sağmane, ışıklandırma vesaire olduğu için elektrik maliyeti bayağı yüklü miktarda geldiği için onu düşürmek gerekiyor. İşletmenin yemleme konusunda rasyon olarak herhangi bir teknik destek alıyor musun, yoksa
yemleme, yani karışım oranları neye göre belirliyorsun? Yem karışım oranlarını kendimiz ayarlıyoruz yani. Bir teknik destek almadık şu ana kadar. Yemi ona göre yani hayvanları ayarlıyoruz. Hayvanların şu anki yedikleri rasyonu tamamen kendi, evet, tecrübelerimize göre. Peki bu konuda bizden destek almak ister misiniz? Birkaç haftadır bunları araştırdım ben mesela. Şu nereden alabiliriz destek? Mesela hayvanların kan tahlilini yaptırıp hangi eksiklikler var? Neyi fazla veriyoruz mesela? Onları hesaplamak istiyordum birkaç haftadır. Tamam. Bunları ben kameralarımda da söylemiş olayım. Yani rasyon konusunda elindeki mevcut yemlerin listesini detaylı bir şekilde bize getir. Evet. Mevcuttaki hayvanlarımızın zaten birazdan ben detaylı da bakacağım. O durumlarına göre, süt verimlerine göre, işte kurudaki hayvanlarımıza, sağmal hayvanlarımıza, bütün hepsinin bir değerlendirmesini yapıp elimizdeki mevcut yeme göre en iyi rasyonu nasıl çıkartacağız ortaya. Bunun da çalışmasını yapalım. Bunların da kayıtlarını tutup, evet, İzleyicilerimizle ilerleyen bölümlerde paylaşmış aktaralım oluruz. Evet değerli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Bu bölümümüzde Tire ilçemizin Peşrefli köyünde Zengi ailesiyle beraberdik. İşletmemiz 5 hayvandan başlayıp bugünlere nasıl geldiğinin hikayesini dinledik. Ve aynı zamanda Abdurrahman'ın hani genç bir yetiştirici kardeşimiz olarak ileriye dönük hayallerinden öğrenmiş olduk. Biz de bu işletmede artık bugünden itibaren kayıtlarını tutmaya başlıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak beraber bir haritasını çıkarıp ileriye doğru nasıl bir yol kat edeceğiz, bunları belirleyeceğiz. Ve buradaki yapmış olduğumuz çalışmaları da ekranlara taşıyarak sizlerin de bunlardan faydalanmasını sağlamış olacağız. Bizleri izlemeye devam edin. Özellikle Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın değerli izleyiciler. Bir başka bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Keyifli seyirler.